Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programı da hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz inşallah. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Biz de sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hamd ederiz, şükür ederiz, iyiyiz. Sen de iyisin inşallah. Allah'a hamd ve şükür ederiz inşallah muhterem hocam. Uygun görürseniz bugünkü konumuz i̇nşallah. Faydasız ilim. Allah'ın vücuda getirdiği ilimlerden murat nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ilimden muradı en sevdiği mahluk olan insanın mutluluğudur. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilmidir. Ve diğer bütün şeriat kitaplarda olduğu gibi son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse murad-ı ilahi ilimden murad nedir diye sualin cevabı tek hedefte birleşiyor. İnsanların mutluluğu çünkü Allah-u Teala her şeyi insan işi yaratmış ve insandan onun mutluluğundan başka bir şey istemiyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin tanıtıcı vasfı nedir? Evet. Faydasız ilmin tanıtıcı vasfını Allah-u Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde cevap veriyor. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde de emaniye diye geçiyor. Allah-u Teala Câsiye 23'te şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخِذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ O hevasını ilah edineni görmedin mi? وَعَدَ اللّٰهُ وَالْعِلْمٍ Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmış. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرٍ غِشَاوَةً İşte bu ayet her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı bu faydası ilmin sahibi insanlar dilemedikleri için kalpleri ve kulakları mühürlü, basar asası üzerinde kışavat adı perde var. Yani bunlar sağır, dilsiz ve kör. O zaman sağır, dilsiz ve kör insanların sahip olduğu ilim kalpten geçmeyen vebal şeklinde bir sonuca bizi ulaştırıyor. İmana dönüşmüyor. Bu kişinin ilmi var ama Allah onu delalette bırakmış. Öyleyse bu kişinin sahip olduğu ilim faydasız ilim. İnsanı mutluluğa ulaştırmayan ilim. Yine Bakara 78'de Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. مَمْنُمْ الْاُمْيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَهُمْ يَزَنُّونَ Onlar ümmüdürler. Kitabı bilmezler. Allah'ın kitabını bilmezler. Bildikleri sadece zan, emaniye. İşte faydasız ilim, zanlardan oluşan bir emaniye yönü. Allah-u Teala Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَس۪ينًا مِنَ الظَّنِّ Ey iman edenler, zandan sakının. اَنَّ بَعْدَ زَنَّ الْاِسْمُنْ Zanın bir kısmı günahtır. Su-i zan var, hüsnü zan var. İşte bu su-i zandan oluşan ve zanların muhtevasında biriken bu emaniye kesinlikle insanların faydasız ilmini oluşturuyor. Bu faydasız ilim imana dönüşmüyor. Öyle olunca da bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Zaten Allah'ın ilmine dayanmayan insanlar ya kendi hevasına tabidir ya başkasının hevasına tabidir. Ama başka bir seçeneği yoktur. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah-u Teala ulaşmayı dilemeyen bu insanların
engellerini kaldırmamış. Baş gözünde icab verme süre, basar hasas üzerine gışavet adlı perde, kulaklarda vakra, semi hasası mühürlü, kalpte ekinet, fıkıh hasası mühürlü. Böylece bu sağır, dizsiz ve kör olan insanların sahip olduğu emani bilgiler faydasız ilmi oluşturuyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Mükerrem Hocam. Hadislerin büyük kısmının geleceğe yönelik olduğunu görüyoruz. Az önceki hadiste geçen faydasız ilim de bugün dünyadaki İslam öğretiminin simgesi sayılabilir mi? Elbette. Şimdi dikkatle baktığımız zaman 14 asır evvel elimizdeki Kur'an-ı Kerim'le cahiliye dönemini yaşayan bedeviler hem muhacirin ve ensar asr-ı saadeti yaşadılar. Ama ayetlere baktığımız zaman onlar bugünkü gibi İslam aleminin kilitlendiği bir İslam'ın beş şartına değil, kitabın bütününe tabi olmuşlar. İşte az evvel Bakara 78'de Allah-u Teala diyor ki onlar kitabı bilmezler. Halbuki bu kitabı bilmeyenler 14 asır evvel örnek olarak söyledikleri sahabe kitabın bütününe tabi olmuş. Bakara, Ali İmran suresi 119. ayet-i kerimesi. Öyleyse bir tarafta belki bunlara şu ilave yapılabilir. Bakara 85 Hicri 91'e emaniye denilen bilgiler yazılabilir. İşte kitabı bilmeyenler kesinlikle kendi zanlarına tabi oluyorlar. Ama sahabe kitabın bütününe tabi olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Allah-u Teala bize Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz diyecek. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le birlikte Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve yaşayanlar kitabın bütününe tabi olacaklar. Fakat günümüz insanı gelip diyecek ki ya İslam'ın beş şartı neyinize yetmez. Zaten bununla kurtuluşa ulaşırsınız. İşte kurtuluşa ulaşılmayacağını Bakara 85 ifade ediyor. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ediyor musunuz diye. Eğer bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ediyorlarsa o zaman sonu hüsran ve şiddetli bir azap söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Peygamberimiz hadisinde Allah'a sığınırım diyerek yapılması gerekeni gelecek nesillere söylemiş mi oluyor? Evet, Allah'a sığınmak gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mehab, Enab, Yunib, Münib bu kökten türeyen kelimelerin hepsini Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede zikretmiş. Şimdi eğer o ayetlere bakacak olursak bakın Münib, Enab, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler özellikle ne görüyoruz? فَمَنْ شَاءَ تَخَزَى اِلٰى رَبِّهِ مَعَابًا Allah-u Teala bunu Nebe suresinde söylüyor. Mehab, sığınak demektir. Allah'ın zatı evvaptır, mehab'tır. Allah, o sığınağa ulaşan da evvap oluyor. Dolayısıyla ben Allah'a sığınırım demekle aslında bu emaniye bilgisinin neden türediğinin de cevabı çıkıyor ortaya. O Allah'a sığınmayı kalpten gerçekleşmediği için emaniye bilgilerine sahip olmuştur. Ama eğer o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah onu faydalı ilmin sahibi kılardı. Çünkü Allah-u Teala o kendilerine ilim verenler. Yani onlar kendileri kitaplar okuyarak ilim iktisap etmemişler. Allah katından vazifeli kıldır Resuller onlara ilmi vermiş. Allah-u Teala ilmini herkese veriyor. Ama ilmi herkese vermesine rağmen kişi ilmi alanlar alıcı olanlardır. Muhterem Efendimiz'in herhalde açıklaması çok manidar. Mal alıcıya satılır. Yani ilim alana verilir. Her şeyin bedeli peşin ödenir ve tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Dolayısıyla bu insanlara da emaniye bilginin sahibi olan insanlara da ilim verilmiştir ama onlar ilmi almamışlardır. Hemen ayet-i kerimeyi göstermek istiyorum inşallah. Allah-u Teala evet Rab
Mab, aynı kökten türeyen bir kelime. Mab, Allah'a ulaşan kişiye Allah mab'tir, sığınaktır, melce olur. Dolayısıyla mab Allah'ın zatıdır. Allah'a sığınırım demekle mab'ın manasını ifade etmiş oluyor. Allah'a ulaşma dileğini ifade etmiş oluyor ve dolayısıyla bu emaniye bilginin hangi sebeple oluştuğunu, bu sebebin panzehirinin de Allah'a meab olduğunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde bir ilme, bir hidayetçi ve nurlu bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele edenlerden bahsediliyor. Bu insanlar hiç mi ilim sahibi değildir? Bunlar emaniye bilgilerin sahibi çünkü mücadele ediyorlar. Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Mücadele edenler kimler? Hemen söyleyelim. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinde nasıl mücadele etmişler onu görelim. O ayet de kalsın yani Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesiyle birlikte Haç 8'de kalsın. Evet şimdi bakın ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın neziri size gelmedi mi? Onlar itiraf ediyorlar. Kalu bela kad cane nezir. Nezir geldi. Ama biz onları yalanladık. Eğer hiç ayet bilmeseydi neziri yalanlar mıydı? Karşı çıkıyor, mücadele ediyor, yalanlıyor. Ve yetmez ne diyor nezire? Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Ve neziri delalette olmakla suçluyor. Yani neziri delalette olmakla suçlayan bir insan kendisini nerede zannediyor? Kendisini hidayette zannediyor. Kendisini hidayette zannediyor ama Allah Teala'nın hidayette vazifeli kıldığını delalette görmekte şey diyor. Dolayısıyla minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. İlmi yok. Allah'ın ilmine sahip değil. O faydasız ilmin sahibi kişi. Faydasız ilmin sahibi kişi faydalı ilmin sahibi olan Allah'ın Resulünü onunla mücadele ediyor. İlmi yok. Hidayetçiye de tabi değil. Mürşidi de yok. Ben nurlu bir kitaba da dayanmıyor. Yani ne yapmıyor? Ayetlerle de ispat etmiyor bunu. Bütün bunlar hepsi o kişilerin faydasız ilmin sahibi olduğunu bize gösteriyor. Ve tabi cehenneme gidiyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَا وَنَاقِلُوا Eğer biz o neziri işitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah'ın yolunu görüp de kabul etmemelerinin sebebi nedir? Allah'ın yolunu görüp de kabul etmemelerinin sebebi dünya hayatına tamah etmeleri, dünyayı her şeyin önüne geçirmeleri. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz o hadisi şu anda eğer ekrana taşıyabilirsek bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Bütün milletlerin İslam'ın başına üşüştüğü dönem bu dönem. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, o bütün milletlerin İslam'ın başına üşüştüğü bir zaman diliminde Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle midir? Hayır diyor, dünya sevgisi sebebiyledir. Öyleyse sebep niye Allah'ın yolunu görmelerine rağmen o yolu yol edinmiyorlar? Dünya sevgisi. Dünya hayatından razı olmaları, Allah'a ulaşmayı parantez içinde ölmeden evvel ölmeyi kerih görmeleri. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı ve ölmeden evvel ölümü kerih görmeleri sebebiyledir. Demek ki Allah-u Teala Yunus suresi bu hadisle beraber hadis de kalsa Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman aynen bu insanları tarif ediyor. Ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve radyo bil hayatı dünya. Ve bakın dünya hayatından razıdırlar. Dünya sevgisi sebebiyle. Dünya hayatından razı olmaları. Onunla mutlu olacağını sanıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyle ayetlerden gafil olanlar, ayetleri bilmeyenler
bu faydası ilmin sahipleridir. Ve bu faydası ilmin sahipleri neden faydası ilmin sahibi olmuşlar? Dünya sevgisini, Allah sevgisini önüne geçirmişler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de hadiste zikrettiği gibi her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ama her hayrın başı da Allah sevgisidir. Her hayrın başı Allah sevgisi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Korkuya dayalı bir din tatbikatıyla insanlar Allah sevgisinden mahrum bırakılmış. Allah sevgisi yoksa zaten hayır yok demektir. Ama hadiste de zikredildiği gibi insanların o yolu görmesine rağmen o yolu yol edinmemesinin arkasında muhakkak ki şeytan var. Ama şeytanın da insanlara empoze ettiği bu dünya sevgisi önde geliyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Hac 8'de ilimleri olmayan insanların hidayetçi de sahip olmadıkları ifade ediliyor. İslam'ın tatbik edilmesinde hidayetçinin önemi nedir? Aslında İslam'ın 7 safhasında da hidayetçi olması olmaz birinci şart olarak yerini alıyor. Evet, ilim açısından bakıldığı zaman şöyle izah edebiliriz. Cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. İlim sahipleri Allah'ın mürşitleridir. İlim verilenler de müritlerdir. Cahiller de bu ilmi almayanlardır. Şimdi hemen bunu bir tek ayet üzerinde açıklayalım. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمُنَ اِلَيْكَ Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Seni dinleyenlerden bir kısmı. Dinlenen kişi Peygamber Efendimiz. Yani ilmin sahibi. Senin yanından çıktıkları zaman sohbet bitiyor, çıkıyorlar. Onun yanından çıkanlar kimler? İlmi olmayanlar. Kendilerine ilim verilenlere bakın. Bu ayet-i kerimede 3 grup insan tarif ediliyor. İlmin sahibi Peygamber Efendimiz, kendilerine ilim verilenler, Allah'ı mürad edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun yanından çıkıp da ilim verilenlere bu ne söyledi diyenler de onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen faydası ilmin sahipleri. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Yani bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Başka nedirler? Onlar hevalarına tabi olanlardır. Yani bu dinin 2 safhasını ifade ediyor. Allah kalplerini mühürledikleri kişilerdir derken neden kalplerini mühürlemiştir? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Neden hevalarına tabidirler? Mürşide tabi olmadıkları için. Öyleyse Kur'an'ın bütününde dinin ilk 2 safhası net olarak her ayette geçiyor. Eğer o kişiler Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşide tabi olsalardı, o zaman onlar da ilim alanlardan ve hidayetçiye tabi olanlardan olacaktı. Şimdi Muhammed 16 ile birlikte tekrar Hac 8'e bakalım. Evet bakın ne diyor şimdi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ İlmi yok çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiş. وَلَا هُدَنْ Hidayetçiye tabi değil çünkü hevasına tabi. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Zaten öbür tarafını da artık nurlu bir kitaba da dayanmıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Her devirde Allah'ın gönderdiği nurlu bir kitap var mıdır? Elbette. Mesela şu an 1400 yıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı kıyamete kadar baki. Hiçbir devir yoktur ki Kur'an Allah'ın koruması altında olmasın. Bugün işte şu anda biz Allah-u Teala'dan vazifeli muhterem Efendimiz'in öğretisiyle Kur'an ayetleriyle insanlara bunu anlatıyoruz. Ama Kur'an mucize-i baki. Allah-u Teala Hicr 9'da اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet suresinin 42. ayet-i kerimesinde bu zikrin önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz.
Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Öyleyse bu iki ayet bize mucize-i baki Kur'an'ın her devirde olduğunu, nurlu kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu ve dini öğrenmekle vazifeli olanların da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve aynı zamanda öğretmekle vazifeli olduklarını net olarak bize açıklıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Dünya insanı kurtuluşun bütün yollarını kaybetmiş vaziyette. Faydalı ilim dünyaya nasıl hakim olacaktır? Aslında her devirde ama her zamanda kesinlikle bir tarafta şeytanın öğretisi faydasız ilim var. Bir tarafta Allah'ın öğretisi faydalı ilim var. Ama %100 her dönemde daima galip gelen Allah'ın öğretisi faydalı ilim. Ama en çok insanların peşinden sürüklendikleri nedir her devirde? Her devirde en çok insanlar şeytanın peşinden, faydasız ilmin peşinden sürükleniyorlar. Mesela şu anda çok enteresandır. Ne kadar din öğreticisi varsa Kur'an'ın dışında her şeyi öğretiyorlar. Sadece öğretmedikleri bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın ilminin dışında her şeyi öğretiyorlar. Böyle olunca da insanların %90'dan fazlası onların peşinden gidiyor. Evet, her devirde ama böyle olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar her devirde insanların %90'dan fazlası şeytanın emaniye bilgileriyle hayatlarını sürdürmüşlerdir. Ama galip olan onlar mı? Hayır. Her devirde galip olan kesinlikle Rabbani ilim, faydalı ilim Allah'ın taraftarlarıdır. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tek bir kişiydi. Ama faydalı ilmin sahibiydi. Allah o ilmi kendisine indirmişti. Galip olan oydu. Hangi döneme bakarsak bakalım. Mesela bugün, bugün de aynı insanların %90'dan fazlası faydasız ilmin peşinde şeytani öğretiyle öne geçiriyor. Ama galip gelecek olan onlar değil. Galip gelecek olan hidayet çağında, hidayet çağının önderi, devrin imamı, muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam. Kayıtsız şartsız Allah'ın kanunu bu şekilde işliyor. %10'dan azı bu faydalı ilmin dizaynı içinde iki cihan saadetine ulaşacak. Ama %90'dan fazlası da ne yazık ki bu şeytani öğretiyi hep öne geçirecekler ve hep huzursuz ve mutsuz iki yakaları bir araya gelmeyen bir insan topluluğu olacak. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Fırkalara ayrılanlar da faydasız ilmin sahipleri midir? Aynen öyle. Allah Teala dikkatle bakın. Hemen gösterelim. Rum suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? 31'de buyuruyor ki: "Münibine ileyhi vettakuhu ve akimussala ve la takunu müşrikin." Yani Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ve namaz kılın. Sakın müşriklerden olmayın. Müşrikler kimler? Faydasız ilmin sahipleri. Minellezine feraku dinuhum. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Kanu şi'a. Hizip grup grup olmuşlar. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Dolayısıyla onlar da faydasız ilmin sahipleri. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde aynı hakikati bir kere daha dile getiriyor Allah Teala. Laqad sadaqa alayhim iblis zannahu fatabi'uhu ila fariqin minel mu'minin. Müminler fırkası hangisi? Müminler fırkası münibine ileyhi ve takuhu ve akimussala. Onlar müminler fırkası. Ya diğerleri ne? Diğerleri dinde fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar. Evet, o ayet-i kerimeyi dikkate alırsak Sebe 20. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ. Bakın 72 fırka ona tabi oluyor. İlâ فَرِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Müminler fırkası. Müminler fırkası Sebe 20 ile Rum 31'i karşılaştırdığımızdan hangisi oluyor müminler fırkası? Münibine ileyhi ve takû ve akimussalâ. Allah'a yönelen, takva sahibi olan ve namaz kılanlar müminler fırkası. Diğerleri ise müşrikler. Öyleyse her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar müşriklerdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kişinin ilminin artışı nasıl gerçekleşir?
Kişinin ilminin artışı, kişi kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıyor ve kesinlikle o kendisine ilim verilen birisi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, kendisine ilim verilen birisidir. İlim verilen bu insan, mürşidine tabi olduktan sonra ilmi öğrenmeye başlıyor. İlme yakinin sahibi ne zaman oluyor? Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman. İlme yakin peşinden aynı yakin de başlayabilir. Ama daimi zikir olmadığı için aynı yakin dizaynında değildir. O zaman ilimle aynı yakin, ilme yakin ile aynı yakin arasında bir de irfan var. Kişinin kalp gözü, kalp kulağı açık ama henüz daimi zikirde değil. İrfanın sahibi yani Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhuna sahip olan kişi. O zaman ilim diyoruz, irfan diyoruz ve hikmet diyoruz. Aynel yakin, hikmetin sahibi olan kişi de tecelli eder. Bir de hikmetin ötesi. Yani dört ana unsuru bir daha ilmel yakin, ruhun teslimi. İrfan, fizik vücut teslimi. Hikmet, nefsin teslimi. Hikmetin ötesi de iradenin teslimi diye eğer dizayn edecek olursak her şey yerli yerine oturur o zaman. Dolayısıyla böyle olaya bakmak gerekiyor. Mutlak surette kişi irfanın sahibi olmalı. Yunus'un bir dörtlüğünde Yunus ne diyor? Sevmu selat, haccu zekat, sanma ki biter zahit işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Öyleyse Yunus diyor ki sevmu selat, haccu zekat, yani insan beş şartıyla zahidin işi bitmez. Zahid bu noktaya İslam'ın beş şartıyla ulaşmaz. Tekrar ediyorum. Sevmu selat, haccu zekat, sanma ki biter zahid işi. Kişi eğer zahitlerden olmak istiyorsa sadece oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmekle işi bitmez. Buna ne ilave olması lazım? Zikir. Zahit olmak istiyorsa zikir. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte o zikir onu irfana götürecek. Dolayısıyla eğer o Allah'a ulaşmayı diler, ilmel yakinin sahibi olursa peşinden fizik vücut teslimi için irfanın sahibi olur ve daimi zikirle birlikte hikmetin sahibi olur ve tövbe-i nasuhla tövbe edip iradesini teslim ettiği zaman da hikmetin ötesinin sahibi olur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Uygun görürseniz izleyicilerimizin soruları var inşallah. Mardin'den Kemal Çakaş. Muhterem hocam, sizi kalbimizden çok ama çok seviyoruz. Gülüşünüz kalbimizi ısıtıyor. Tevbe 3 ve Neml 44 açıklar mısınız? Tevbe 3 ve Neml 44. Ve Neml suresinin 44. ayet-i kerimesi. Evet. Büyük hac. Hacül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah onun Resulü müşriklerden beridir. Evet, Allah ve onun Resulü gerçekten müşriklerden beridir. Kimdir müşrikler? Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, müşriklerine tabi olmayan. Biz işte güneşe, aya tapanlar diye biliyorduk diyeceksiniz. Evet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den önceki dönem böyleydi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz artık ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleriyle onduklarına tapmaz. Bunların hiçbirisi yok. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte bu gizli şirkin içinde olan hakimler Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayanlar. Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz Allah'ı bir aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten tövbe insanoğlu için bir dönüm noktası. Hatta Hazreti Ali diyor ki şaşarım onun insana. Tövbe var ama Allah'tan ümitsiz. Demek ki tövbe varsa ve Allah'tan ümitsiz olmak hiçbirisiyle birbiriyle bağdaşmayan bir muhteva ifade ediyor. Tövbe varsa o kişinin yapa geldikleri her bütün hataları gerçekten müşrik ve ne yapın tövbeyle Allah sevaba çeviriyor.
Şimdi bu Tövbe 3'teki ayet-i kerimede en öne geçen çarpıcı unsur, mürşid önerilen tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceğinin müjdesini veriyor. Nem 44'te bakalım şimdi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayakları açtı, eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktü dedi Sebe Melikesi. Rabbim muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber aleminin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Evet, burada da tövbesini gerçekleştirdiğini görüyoruz Seva Melikesi'nin. Süleyman Aleyhisselam'la onun dönemindeydi. Süleyman Aleyhisselam devrin imamıydı ve mutlaka tövbe almıştır. Devrin imamının ruhu tövbe alan kişinin başının üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kardeşimiz aslında bu Tövbe 3 ile Nem 44'ü çok güzel bir şekilde beraber seçmiş ve ikisinin arasında müthiş bir illet rabıtası var. Tabi Hacı-ül Ekber deyince de normal insanların parası olan kişinin uçakla gidip Mekke'yi ziyaret etmesi değil. Hacı-ül Ekber ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Evet, nasıl Cihad-ı Ekber nefsimize karşı Cihad-ı Ekber söz konusuysa burada da Hacı-ül Ekber ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla iki ayet arasında kesin bir illet rabıtası var. Tövbe 3'te bahsi geçen tövbe ile Nem 44'te bahsi geçen Seba Melikesi'nin yaptığı tövbe aynı tövbe. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Sabri Ekmekçi. Nasıl ve hangi şartlarda şehit olunur? Şehit olmak için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, hemen o hadisi kardeşimiz açıklarsa, dünkü konferansta biz bunu işlemiştik. Usayn bir diye bir sahabi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geliyor. Kendi kabilesi, evet bakın, kabilesinin İslam'a girmesine önce razı olmayan, itiraz eden, sonra pişman olan Usayn, tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ve sual soruyor. Ya Resulullah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Demek ki iki tür düzen var. Bir, ölmeden evvel ölmek var. Bir de Allah yolunda savaşarak ölmek var. Bunlardan hangisi öncelikli diyor ya Resulullah, hangisini yapayım? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendim, önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Öyleyse bütün insanlar için en evvel birinci şart ölmeden evvel ölmektir. Ölmeden evvel ölmek ruh için nedir? Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ölmeden evvel ölmek fizik vücut için nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak ettiği fiilleri işlememektir. Ölmeden evvel ölmek nefs için nedir? Nefsimizin manevi kalbindeki bütün tahafetleri temizlemek, 19 faziletin sahibi olmaktır. Ölmeden evvel ölmek irade için nedir? İrademizin Allah'a teslim olması. Öyleyse el evvelde bütün insanlar için öncelikli olan görev nedir? Ölmeden evvel ölmek. Şimdi ölmeden evvel ölmeye bu kişi karar verir, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kesinlikle bulunduğu halde bırakmaz. Mutlaka mürşidine ulaştırır. Ölmeden evvel öldü, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı diledi ve ömrünün sermayesi yetmedi, hiçbir amel yapmadı. İşte burada Usayn'da olduğu gibi. Bunun üzerine Usayn Müslüman oldu, sonra savaştı. Bak Müslüman oldu, Allah'a ulaşmayı diledi. Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ne diyor? Usayn için az çalıştı ama çok kazandı. Öyleyse niyet amelden üstün. Evet, ameli yok belki. Az çalıştı, hemen ilk savaşta şehit olmuş. Ama çok kazandı çünkü Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse nasıl şehit olunur? Öncelikle şehit olmak isteyen kişi ne yapması lazım? Usalimde olduğu gibi Müslüman olması. Ölmeden evvel Allah'a teslim olmayı dilemesi. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kalpten dilerse Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlaka yedi Furkan 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman yedi nimet ki nitekim
Peygamber Efendimizin yanında tövbe alıyor bu şekilde. Yedi nimet ve ondan sonra nefs zekesi ve diğerleri. Ama böylesi bir Allah yolunda savaşta kişi ölürse ne olur? Şehit olur. Ama eğer böyle önce o Müslüman olmasaydı ve böyle bir savaşta olsaydı ne olacaktı? Şehit olmayacaktı. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde aynı sahabeyle birlikte savaşıyor. Hatta bir kısım sahabi bu kişinin ne kadar kahramanca çarpıştığını söylüyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemlik diyor. Ve birçok kişi Peygamber Efendimizin bu sözünden dolayı fasıklardan oluyor. Fakat zaman sonra bir savaşta yaralanıyor ve acıya dayanmadığı için intihar ediyor. O zaman Resulullah'ın sözü akla geliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki savaştan önce Müslüman olmak koruma altına girmektir. Yani kişinin bir zırhı girmesidir. Şimdi nasıl bir insan zırhsız savaşırsa çok daha tehlikelere maruz kalır. Bu kişi de eğer Müslüman olmadan savaşa katılırsa çok riski vardır. Ama eğer Müslüman olarak savaşa katılırsa o zaman koruyucu zırhın altına girer ve kesinlikle başarıya ulaşır. O sebeple önce savaşmak mı, Müslüman olmak mı diyor? Önce Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak. Sonra savaş diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor ve Resulullah'a tabi oluyor ve savaşa katılıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan bir izleyicimiz. Sevgimizi nasıl belli etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. İnsanlar arasındaki ilişkide sevgimizi belirtmek için ben mesela kişi konuşmaz. Arada sırada laf geldiği zaman zaten ben onu seviyorum. Ama hiçbir zaman sevgisini belirtmez karşı tarafa. Sevgisini belirtmesi için gidip ona ben seni seviyorum demesi lazım. Sevgisini belirtmesi için gidip ona bunun işareti bir hediye alması lazım. Sevgisini belirtmesi için sıkıntıda onun yardımına koşması lazım. Yani sevgimizi belirtmek zahiri alemde onun için bir fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. İçinizde saklıyorsunuz, bir şey söylemiyorsunuz. Ben zaten seviyorum. Mesela şu anda hangi insana sorsan Allah'ı seviyor musun ya, o da söz mü? Kim Allah'ı sevmez ki? Ben tabii Allah'ı seviyorum. O zaman soracaksınız, Allah'ı seviyorsun, Allah'a ulaşmayı diledin mi? O da nereden çıktı diyor. Şimdi Allah nereden çıktı, o da nereden çıktı diye insan hiçbir zaman Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? Öyleyse her halükarda Resulullah'ın sünnetidir. Seviyorsanız sevginizi izhar edeceksiniz, belirteceksiniz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Pendik dergahından kardeşlerimiz. Perşembe iftarında kardeşlerimiz ile hep birlikte sizi izliyoruz. Kardeşlerimizin sevgi ve selamları var. Sizi çok ama çok seviyoruz. Sorumuz, talepsizliği anlatabilir misiniz? Beklentilerimiz var, dünyevi isteklerimiz var ama olmuyor. Bu konuda ne yapmalıyız? Evet, sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği en önemli hususlardan, tasavvufu yaşamanın olması olma şartlarından bir tanesi de talepsizlik. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor, İhlas'ın yedi şartından bir tanesi talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması, güçlenmesi. Şimdi talepsizlikten Allah'ın muradı ne? Talepsizlikten Allah'ın muradı daima Allah'ı talep etmektir. Hani Yunus'un da ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ehli dünya dünyada, ehli okba okbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. İşte gerçekten de beklentileriniz, talepleriniz dünyevi olabilir. Beklentileriniz, talepleriniz uhrevi olabilir. Ama bütün bunlardan geçerek her hedefe kilitlenmek, yaratılış gayemizi unutmamak, Allah için olmak hepsinden âlâ, hepsinden daha güzel. Nasıl bu noktaya geleceğiz? Sevgili kardeşlerim, bir gün göreceksiniz, anlayacaksınız.
Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve ihsan kanunu. Neye layıksanız kesinlikle otomatikmen size ulaşır. Hani Mevlana diyor ya, dua nasibe yönelir, nasip de zamana yönelir. İşte onun tıpkı bunun gibi. Bu aslında neyi ifade etmiş o dua nasibe, nasip de zamana? Bu Allah'ın en üst seviyedeki kanununu ifade ediyor. Liyakat ve ihsan kanunu. Hangi zaman diliminde yaşıyorsanız, liyakatınız neyse mutlaka onu alırsınız Allah'tan. Öyleyse eğer kilitlenecekseniz, devamlı Allah'tan sormak yerine dua edeceksiniz elbette. Ama şu ayet-i kerimeyi kendinize rehber edinmeniz lazım. وَاَلْنَيْسَ لِنْ اِلَّا مَسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Liyakat ve ihsan kanununun en bariz göstergesi çalışmaktır, çalışmaktır, çalışmaktır. Muhterem Efendimiz, iştiyak ve gayret size ait. Ama himmet Muhterem Efendimiz'e ait, nusrat Allah'ın yardımı ve liyakat ve onun gerektirdiği mükafat. Öyleyse bize düşen nedir? Bize düşen acaba ben bugün Allah için ne yaptım diye kendimize sual sormak. Her kardeşimiz bunu yapsa Allah için sual sormak, kişi diyebilir ki ya ben namaz kıldım. Allah diyor ki o namazı sen kendin için kıldın. Ben oruç tuttum. Oruç da senin için. Ben işte zekat şey verdim. Hacca gittim, başka şeyler yaptım. O senin için. Benim için ne yaptın diyor. İşte Allah-u Teala'nın benim için dediği kesinlikle bu mutluluk reçetesini bilmeyen insanlara bu yolda yapmış olduğumuz hizmet. Yani Muhterem Efendimizin mutlu et ve mutlu ol kanununu hayata geçirebilmek. Etrafımızda binlerce mutsuz insan dolaşıyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Ama biz mutluysak, komşusu açken tok olan bizden değildir, düsturu de vardır. O zaman o mutsuzları mutlu etmek şu kainatta en büyük mutluluktur. Allah da onu söylüyor. İşte Allah diyor ki bunu yaparsanız o benim içindir diyor. Birisinin borcunu öderseniz onun borçlusu artık ben olurum, siz değil. O sebeple eğer gerçekten talepsizlik noktasına gelmek istiyorsanız bu konuda epey bir gayret göstermeniz gerekir. Allah her şeye kadirdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözünü hiç unutmayın. Belki şu anda söylediklerim birçoğunuza ütopya gibi gelebilir. Ya o biz kim? Oraya ulaşmak kim? Halbuki Allah'ı yanınıza alırsanız, Allah'a tevekkül ederseniz, Allah'a güvenirseniz, benim Rabbim bana söz verdi, ruhumu kendine ulaştırdı 7-8 aylık süre içerisinde. Ben Rabbime bağlanırsam, tevekkül edersem, Rabbim bu konuda da beni hedefe ulaştıracaktır deyip kesinlikle azm sahibi olmanız lazım. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Melek Özkan. Dünya zevklerini kullanmakla terk etmek arasında nasıl bir denge kurulmalıdır? Allah-u Teala'nın helal dairesinde bize kesinlikle müsaade ettiği şeylerden her zaman kullanabiliriz. Helal dairesinde. Harama asla el uzatmamak. Allah-u Teala'nın yerine getirmemizi istediği 10 emirden bahsediyor. Bütün kutsal kitaplarda, Tevrat'ta da, İncil'de de ve son indirilen şeriatta bu Kur'an-ı Kerim'de de. Bakın Allah-u Teala diyor ki sınırlar nasıl çizmiş. Allah'a şirk koşmayın diyor. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Öyleyse dünyada hayatı yaşayacaksanız kesinlikle ve kesinlikle bütün insanlar için öncelikli olan şirkten kurtulmak. Nedir şirk? Kişinin nefsini ilah yerine koymasıdır. Hemen o ekrana getirelim. O zaman bir misal üzerinde size açıklamak istiyorum. Üç vücut ve serbest iradenin sahibi ve Câsiye suresinin 23. ayet kerimesinde yanına ekleyelim. Bu minval üzere ben orada bir açıklamada bulunmak istiyorum. Evet, Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّقَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ Bakın, o nefsini ilah edinin görmüyor musun? Şimdi dikkatle bakın. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Allah, ruhumuz ve fizik vücudumun işlediği hayır bizi mutluluğa ulaştırıyor. Ama Câsiye 23'te ise onlar nefsini ilah ediniyor.
O zaman ne yapmış oluyor? Şeytan nefsimiz ve kaybettiğimiz derece. İşte bu noktada kişi nefsini ilah ediniyor. Allah'ı Rab mevkinden indiriyor. Kimi koyuyor? Kendi nefsini koruyor oraya. Tekrar ediyorum. Nefsini oraya yerleştiriyor. Öyleyse her şeyden evvel istisnasız nefsimize yenik düşmemek, nefsimize bağlanmamak, tam tersi suali tekrar eder misin? Nefsin tezkiye ve tazfiyesini, dünya zevklerini kullanmakla terk etmek arasında nasıl bir denge kurulmalıdır? Şimdi bu noktada helal dairesinde kesinlikle ihtiyacımız olanını Allah Teala asla kullanmayın demiyor. Tam tersi kullanın diyor. Allah'ın emrettiği helal dairesinde evlenmek, Allah'ın emrettiği helal noktadan kazanmak, Allah'ın emrettiği helal açıdan harcamak, bütün bunların hepsi kesinlikle mümkün. Hatta siz eğer Allah'ın yoluna girerseniz kazandığınızın çok daha ötesini Allah Teala kullanmanıza müsaade ediyor. Ama Allah'ın özellikle haram dairesinde asla yaklaşmamızı istediği şey ne? Şirkten beri olun diyor. Hangi ayet? En'am 151. Şirk koşmayın diyor Allah Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle Muaz bin Cebel'e sorduğu suallerden bir tanesi, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkın nedir? Muaz bin Cebel Allah ve Resulü bilir deyince Peygamber Efendimiz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona hiçbir şey ortak koşmamaları. Öyleyse haramın içinde kesinlikle bulunmak istemiyorsanız evvela Allah'a şirk koşmayacaksınız. Şirk koşmamak için Allah sizden sadece bir terk kalbi dilek istiyor. Kalben ulaşmayı dilemek. Sonra anne babaya ihsanla davranın. İşte helal dairesinde anne babaya itaat etmek. Sonra çocuklarınızı açlık sebebiyle öldürmeyin. Dünyada bunu yapanlar var mı? Var tabi. Sonra fuhşiyatın, yani nefsin taleplerinin gizlisine de açığına da asla yaklaşmayın. Evet. Nefsin talepleri fuhşiyattır. Fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Kişiye Allah ne haram kılmış? Nefsini ilah edinme haram kılmış. Haramdır, yapmayın diyor. Haklı olmanız hariç, yani kısasa kısas. Birisi sizin kardeşinizi öldürmüş, Allah-u Teala da size hak tanıyor. Siz de onun kardeşini öldürün. O kişiyi öldürün, öldüren kişiyi. Bu bir kısastır. Ama haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin. Öyleyse haksız yere adam öldürmek kesinlikle haram. Allah haram kıldı. İşte bunlar size vasiyetidir. Umulur ki bunları akledersiniz. 5 emir daha var. Ölçü ve tartıyı düzgün tutun. Yetimin malına yaklaşmayın. En'am 152. 2. Ve arkasından 3. emir. En'am 152. 3. emir. Adaleti yerine getirin. Sonra kimseye kaldıramayacağı yükletmeyin. Ve 5. emir, Allah'a olan ahdinizi ifa edin. İşte Allah'ın bu dünya hayatında yerine getirmemizi istediği 10 emirden onu da yerine getirmeniz halinde bu dünyada dilediğiniz şekilde Allah'ın ölçülerine aykırı gitmemek kaydıyla yiyip içip israf etmeden yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemiş insanlarla yan yana olunca nedensiz mutlu oluyorum. Yalnız Allah'a ulaşmayı dilememiş ve inanmayan insanlarla yan yana olunca huzursuz oluyorum ve pek yanlarında bulunmak istemiyorum. Bu durumun sebebi ne olabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Bir de evvela sizi biraz güldürmek için Nasreddin Hoca'nın sözünü hatırlatayım. Diyor ki, kötü bir insanla gezersen merkebe dönersin. İyi bir insanla beraber olursan mertebe alırsın. Tekrar ediyorum. Nasreddin Hoca'nın sözü. İyi bir insanla beraber olursan mertebe alırsın. Kötü bir insanla beraber olursan merkebe dönersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? İyi arkadaş misk satan kişiye benzer. Ya onun miskinden alırsınız veya kokusu size sirayet eder. Misk kokusu çok güzeldir. Kötü arkadaş da bir demircinin durumuna benzer.
Ya ateşi sizi yakar ve ya kötü kokusu size sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık ifade Allah Resulü de buyurmuş. Bu sözler de bize kesin bir mesaj veriyor. Kimlerle beraber olmamız lazım? Allah'ın dostlarıyla beraber olmamız lazım. Allah emrediyor. Ya ellezine amenu takullaha ve kunu ma'sadikin. Sadıklarla beraber olun. Dolayısıyla her zaman iyi insanlara beraber olmanız lazım. İyi insanlarla beraber olduğunuz zaman onlardan yayınlanan pozitif dalgalar, hani izlerler ya bir günümüzde pozitif enerji, o pozitif dalgalar, pozitif enerji size sirayet eder. Ama kötü insanlarla beraber olursanız onların yayınladığı negatif dalgalardan siz de etkilenirsiniz. Onların negatif enerjisi size sirayet eder. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Serap Hanım'ın suali. Muhterem hocam, Hazreti Ali'nin Allah'a sonsuz hamd eder şükrederim ki her dediğim olmuyor sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz mahlukuz. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki ne olursanız olun, Allah'ın dışındaki her şey mahluktur, mahluktur, mahluktur. Hamd eder şükrederim Allah'a ki her dediğim olmuyor. Eğer dediğimiz olsaydı o zaman ne olurdu? Nefsimize uyardık. O zaman Hücurat Suresinin bakın kaçıncı ayet-i kerimesi? 7. ayet-i kerimesi. Ne diyor? وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah Resulü içinizde. وَلَوْ يُتِكْنْ كَسِرَ مِنْ اَمْرِ. Her işlerin çoğunda size uysaydı. Yani her işte sizin dediğiniz olsaydı o zaman nefsinize uyardınız. Nefsinize uymanız sizi nereye kadar getirirdi? Belki Allah'ın lanetine bile getirirdi. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Belki de o noktaya gelirdiniz. O zaman Allah'a çok hamd edip şükretmemiz lazım ki Allah bizim çok dediklerimizden bizi esirgiyor, bizi koruyor. Nitekim bugün birçok din adamı şunu söylüyor. Ya Rabbim, senin rızana uygun olmayan işleri bana yaptırma, izin verme benim yapmama. O zaman her istediği olmuş olsaydı Allah'ın rızasına uymayan, muhalif olan şeylerde kişi çoğu zaman ister ve yapardı ki işin sonu nereye? Esfel-i safiline doğru giderdi. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Şale Hanım'ın sorusu. Etrafımızdaki insanların neye ihtiyacı olduğunu her zaman anlayamıyoruz. Allah'ın bu ihtiyacı insanları etrafımıza getirmesi ve bizim anlamamıza bize neler kaybettiriyor? Yine belki Efendimizin şu sözünden kardeşimizi belki yönlendirebilir ama anlamadım tam manasıyla. Daima etrafımızdaki insanları sevmemiz, onları mutlu etmemiz lazım. Ama mutlu olmanın olması olmaz adresi Allah'tır. Allah'la ilişki kurmanın yegane adresi de Allah'ın ilmidir, Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın ilmine kazanmak. Biz o insanlara, onları Allah'ın ilmiyle teçhiz ettiğimiz zaman, onları Allah'ın ilmiyle güzellikleri ulaştırdığımız zaman, o zaman kesinlikle onlar mutlu olduğu kadar biz de mutlu oluyoruz ve Allah'ın bizden istediği de bu. Yoksa dünyevi noktalarda onların nefsine hizmet ediniz diye değil. Ama tekrar suali sor bakayım. İnşallah muhterem hocam. Anlayabilirim. Etrafımızdaki insanların neye ihtiyacı olduğunu her zaman anlayamıyoruz. Bir dakika. Etrafımızdaki insanların her zaman neye ihtiyacı olduğunu %100 biliyoruz. Nedeni birini biliyoruz. Çünkü bütün insanlar A şeklinde, B şeklinde, C şeklinde ne olursa olsun hepsi ama hepsi özünde mutluluğu arıyorlar. Yani bilmese de mutluluğu arıyorlar. Hani hep kısa anlatıyorum ya, Nasreddin Hoca hep aynı makamdan çalarmış tıngır mıngır. Etrafındakiler ya hoca sen başka makam bilmez misin? Ne diye hep aynı şeyi çalıyorsun? Bak Eloğlu neler çalıyor. O zaman Nasreddin Hoca gülüyor, diyor ki o farklı makam çalanlar var ya, onlar aslında şu anda çaldığımı arıyorlar. %100 bilin. Kim yanınızda olursa olsun. %100 bilin. Hepsi Allah'ı arıyor. Evet. Hepsi Allah'ı arıyor. Çünkü yaratan öyle yaratmış onları. Ama belki onlar neyi arıyorlar? Allah'ı arıyorlar. Farklı yerde arıyorlar. Yani mutluluğun adresi Allah. Ama onlar mutluluğu dünya parada arıyorlar. Yanlış adreste arıyorlar. Mutluluğu makamda arıyorlar. Yanlış adreste.
kadında, çocukta vesaire de arıyorlar yanlış adreste. Ama genel herkesin aradığı ne? Mutluluk, huzur, güzel bir yaşam. İşte onların ne istediğini az buçuk biliyoruz. Onlar bilmiyorlar ama biz biliyoruz. İşte onların bilmediğini biz onlara münasip bir şekilde, onların da tepkisini çekmeyecek tarzda, onların da kalbini kırmayacak tarzda izah edebilirsek, sevdirebilirsek, o zaman biz onları mutlu ederiz ve o zaman da Allah'ın bizim onlara karşı bize tevdi ettiği, yüklediği görevi de yerine getirmiş oluruz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz var ve bir konuyu çok kafasına takıp kendisini mutsuz ediyor. Onun için ne yapabiliriz? Yani bir kere bu herkes için zaman zaman şeytanın istediği ama kesinlikle Allah'ın tasvip etmediği bir şeydir. Her zaman biz insanoğlu için sonsuz bir özgürlük alanı var. Ama şeytan öyle bir bizi kıskıvrak yakalıyor ki yapmış olduğumuz bir yanlışı kafamıza takarak bozuk plak gibi devamlı evirip çeviriyor. İşte bunun bir gereğidir ki eski Allah dostları okyanusları aşıp eşikteki suda boğulmak. Hiç kimse eşikteki suda boğulabilir mi? Ama işte o takıntıyı kafasına takan insan boğuluyor. Halbuki koskoca bir okyanus var. Sonsuz bir okyanus. O kadar boş alan var. İşte ona diyeceksin ki şimdi senin o takıldığın alan kafanda evirip çeviriyorsun bozuk plak gibi. Bir de şimdi o alanın dışına çık. Bak sonsuz bir alan var senin önünde. Ne diyelim? Kimse artık o. Çocukların yok mu? Sağlığın yok mu? Gözlerin yok mu? Ellerin yok mu? Ayakların yok mu? Neler yok? Sayarsan o zaman o kişi o sonsuz okyanusun farkına varacak. Sahip olduklarını görecek. Yahu bu da neymiş benim bu kafama taktığım zavallı şey? Bir sıfır. O zaman cirit atıp oynamaya başlayacak. Mutluluktan. Ne yazık ki insanlar hep böyle. Yani şeytan onları nasıl kıskıvrak yakalıyorsa o anda öbür tarafı tamamen kapatıyor. O sonsuz özgürlük alanını onlara kapatıyor ve tek bir alan üzerinden devamlı onun kafasında işliyor. Belki şu kısa verilebilir. Sınıfta bir deney yapılmış. 30 kişilik sınıfta hoca beyaz bir sayfanın tam orta noktasına kalem ucuyla bir siyah nokta koymuş. O beyaz sayfayı bütün sınıfa dolaştırıyor. Tek tek onlara sual soruyor. Öğrenciler ne görüyorsunuz bu sayfada? Herkes o siyah noktayı görüyor. Şimdi o siyah nokta var, bir de %99,5 sayfanın beyaz. Ama sadece kalem ucu kadar bir siyah nokta var. Fakat o sayfa kendisine gösterdiği zaman hani insanın kör noktası olur ya, o kör nokta sadece siyah noktayı görüyor. O sayfanın %99,5'unu görmüyor. İşte onlara onu anlat o kardeşimize. Bak sevgili kardeşlerim neler neler var, sen neye kafaya takıyorsun her taktığı şey neyse. Ve hacet namazıyla onu Allah'a yöneteceksiniz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam bize ulaşan dua talepleri var inşallah. Ve yine geldik bir programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Rabbimiz bir saatlik beraberliği bizlere nasip kıldı. Birlikte mutlu olduk. Bu mutluluğu Allah Teala bize yaşatırdığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Ve ekranları başında bizi izleyen muhterem misafirler, siz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir başka her an Kur'an, her an butluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı geceler değerli izleyenler.